Avrupa'nın termal sularıyla ünlü sağlık başkenti Karlovy Vary'den, yani Kaspart'tan herkese merhabalar arkadaşlar. 1358 yılında kurulan bu cennetten kopma mimarisiyle ön plana çıkan bu şehir gerçekten son zamanların özellikle popüler seyahat merkezlerinden, özellikle sağlık turizmi meraklıları buraya akın akın geliyor. Şehrin dört bir yanında spa merkezleri, termal köyler, su kaynakları var. Bu gördüğünüz şehirde 14 tane ana su kaynağı var. 300 tane de küçük su kaynak var. Yer yer zaten gezerken dumanların fışkırdığını görüyorsunuz her yerden. Hatta bazı yerlerde böyle 20 metreye varan suların böyle geyser gibi fışkıran yerleri görebiliyorsunuz. Şehri gezerken 18. ve 19. yüzyıldan kalma Art Nouveau ya da Barok tarzındaki birçok eseri de görüyorsunuz. Evler gerçekten çok güzel restore edilmiş, günümüze kadar ulaşmış. Atatürk'ün de, birazdan detaylı anlatacağım, Atatürk'ün de tedavi için gelip bir aya yakın kaldığı şehirdeyiz. Burada bir ay kalıp 140 sayfalık bir Karlovy Vary günlükleri adlı bir kitap da yazıyor burada. Birazdan o kaldığı oteli size göstereceğim. Şimdi hazırsanız bu Çek Cumhuriyeti'nin o küçük ama çok tatlı şehrini gezmeye başlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yer altından arkadaşlar her yerden sıcak sular çıkıyor. O yüzden böyle sıklıkla bu buharları görebiliyorsunuz. Hemen şurada da zaten çok güzel bir yer var. Oraya da gireceğiz birazdan. Karşıda gördüğünüz bu kilisede, ben şimdi orayı size anlatayım. Burası Magdalena Kilisesi. Şehirdeki en önemli kiliselerden bir tanesi. Zaten iki tane kilise var. Burası 1706-1710 yılları arasında yapılmış, barok mimarisiyle yapılmış bir kilise. Şehrin hemen ana meydanında zaten tüm ihtişamıyla sizleri karşılıyor. İçeri ücretsiz gezebiliyorsunuz. Biz az önce içeriye baktık. Sadece ibadet saati olmadığı için kapatmışlardı. Ama böyle bir demir parmaklıklar arkasından kilisenin iç tarafını görebiliyorsunuz. Hemen zaten ondan sonra da direkt merkezinde gezinize başlıyorsunuz. Karlovy ile ilgili zaten detayları videonun devamında anlatmaya devam edeceğim. Ama görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de Magdalena Kilisesi. Evet, burada bir gölde gösterisi var arkadaşlar. Bakın, yeraltı sularının çıktığı yerlerden bir tanesi. Buraya böyle bir havuz yapmışlar. Çok iyi ya. Sıcacık sular fışkırıyor arkadaşlar şehrin her yerinde. Şehrin neresine giderseniz gidin arkadaşlar, farklı farklı musluklar ve kaynak suların çıkış yerlerini görüyorsunuz. Ve her birinde çıkan suyun sıcaklığı yazıyor. Bakın burada mesela Viridlor adı verilen kaynak suyu. Bildiğin kaynar suya. 72 derece arkadaşlar şu suyun sıcaklığı ve burada istediğiniz kadar da bu sulardan içebiliyorsunuz aynı zamanda. Şu anda arkamda gördüğünüz mekanda arkadaşlar Colonnade Market diye geçiyor. Yani aslında bir pazar yeri anlamında. Karlovy'deki birçok eserin mimarı olan Felmer ve Hermer'in yaptığı 100 yıllık bir ahşap bir yapıdan bahsediyoruz. Böyle bembeyaz, karmaşık böyle desenler var. Ve içeride de iki tane yine sıcak su kaynağı duruyor. Birisi 74 derece, birisi 54 derece. İki ayrı su kaynağının çıktığı yer. Dediğim gibi zamanında burası Colony Market'i, Colonnade Market olarak kullanılmış. Ama sonraki dönemlerde artık tamamen görsel açıdan şehrin en merkezi yerinde bulunan insanların gelip fotoğraf çekip o suların içtikleri yerlerden bir tanesi olmuş. Ve burada da artık dediğim gibi zaten ana cadde üzerinde hepsini gördüğümüz için burada kaçırma gibi lüksünüz yok. Bakın bir diğer musluğa geldik. Bu da ikinci Pramen Karla, dördüncü Karla musluğu adı veriliyor arkadaşlar. Bu suyun sıcaklığı 64 derece. Buradan da alıp yine içebildiğimiz sulardan bir tanesi. Karlovy gezimize devam ediyoruz. Zaten böyle burası günübirlik bir şehir aslında ama biz burada kalacağız. Biraz dinlenmek istedik böyle sıcak suyla, böyle bir sağlık. Yaşlandık artık biliyorsunuz, sağlık turizmine hizmet, bize biraz hizmet versinler. Evet evet, biraz yorulucu zamanlar geçirdik. Şimdi şöyle anlatalım arkadaşlar, burası o kadar ünlü bir şehir ki. Burada Beethoven, Goethe, ondan sonra Karl Marx,
Bunun gibi birçok dünya ünlü klasik sanatçılar, edebiyatçılar, ekonomistler burada kalmışlar. Zaten Atatürk de burada kalmış dediğim gibi. Tedavi görmüşler. O yüzden hani tarihsel açıdan da çok önemli bir yeri geziyoruz şu anda. Çek Cumhuriyeti'ne gelenler hep böyle bir Prag üzerine yoğunlaşır. Bazen turlarla geldiğiniz zaman ya Karlovy ya da Český Krumlov dahildir turlara ama bence buraya özellikle Prag'a geldiğiniz zaman şöyle bir trene atlayın ya da otobüse atlayın ya da araba kiralayıp buraya gelin. Ya da Berlin'e gelirseniz yaklaşık 4-4,5 saat uzaklıkta Dresden'e de çok yakın bir yerde burası bulunuyor. Şu anda da o güzel barok ve neoklasik evlerin, Art Nouveau tarzındaki 3 mimari burada çok yaygın. O evlerin arasında yürüyüşümüze devam ediyoruz. Böyle sadece öyle bir plan yapmıyoruz. Sadece böyle güzel güzel dolanıyoruz. Şu an Mart ayında olmamız rağmen hava gerçekten çok güzel. Hatta ben terledim diyebilirim. Birazdan işte Atatürk'ün kaldığı otele doğru yürüyoruz şu anda. Zaten gördüğünüz gibi çok güzel ve tatlı, rengarenk evler de size yol boyunca eşlik edecek. Şimdi burada da bakın bir cross, haç işareti var arkadaşlar. Kayaların üzerine koymuşlar. Hazreti İsa'nın da çarmıha gerildiği bir sahne var. Ya diyorlar ki biz Hristiyan şehriyiz. Bunu bilin de öyle gezin diyorlar. Bunu Avrupa'nın pek çok yerinde sıklıkla görebiliyorsunuz. Evet, şöyle de güzel bir manzarayla yürüyüş rotamıza devam ediyoruz. Bakın. Ana kaynaklardan bir tanesi nehirlere karışarak akmaya devam ediyor. Karlovy Vary'a gelme sebeplerinden bir tanesi olan Tarsbad Plaza arkadaşlar. Buranın önemi şu, Mustafa Kemal Atatürk böbrek tedavisi görmek için bu şehre geliyor. Daha önce de söylediğim gibi bu şehir dünya ünlü pek çok ismi ağırlayan bir şehir. Atatürk de bunlardan bir tanesi. Arkamda gördüğünüz bu otelde yaklaşık bir ay kalıyor ve bu otelde kalış süreci boyunca da 156 sayfalık bir Karlovy günlükleri aslında bir eser yazıyor. Bu eseri Fransızca ve Osmanlıca olarak yazıyor ve dediğim gibi bu otele geldiğiniz zaman hemen otelin her iki tarafında Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önemli devlet adamı burada kalmıştır adlı bir yazı yazıyor. Bu bizim için bir gurur çünkü Atatürk'ün ismini dünyanın pek çok ülkesinde, pek çok sokakta, caddede, parkta görebiliyorsunuz. Karlovy de bunlardan bir tanesi. Şu anda bulunduğum nehir Tepla Nehri arkadaşlar. Şöyle Karlovy'nin içinden geçiyor ve bütün o bahsettiğim 12 tane kaynak suyu da buraya akıyor. Şu anda kameramı bir yere sabitledim. Böyle şu manzaranın böyle keyfini çıkarmak istiyorum. Hemen zaten Atatürk'ün kaldığı otelde sağ tarafındaydı. Böyle bir yol boyunca trekking yapacağız. Şimdi böyle güzel doğayla iç içe bir yürüyüş yapacağız. İnsanların niye gelip buraya tedavi gördüklerini çok iyi anlıyorsunuz. Sadece termal sular değil arkadaşlar. Otellerin kalitesi, yeme içme olayı. Zamanında mesela bu şehirde sigara içmek kesinlikle yasakmış. Sonra tabii ki zamanla o yasak kaldırılmış. Gelip burada yürüyüş yapabilirsiniz, bisiklet sürebilirsiniz, termal sularda yüzebilirsiniz, otellerde kalabilirsiniz. Ama bence buraya bir günlük gelmeyin. Böyle kafa dinlemek istiyorsanız buraya gelip böyle en azından bir gece kalın diyorum. Ve yoluma şu küçük kiliseyle devam ediyorum. Nehir boyunca yolunuza devam edin arkadaşlar. Hemen sizi böyle beyaz büyük bir bina karşılayacak. Burası da Galeria Umeni adı verilen aslında Karlovy'nin müzesi ve galerisi, sanat galerisi. Burada bu şehirden çıkarılan termal suların tarihiyle ilgili bilgileri, minerallerin içerikleriyle ilgili görselleri görebiliyorsunuz. Maalesef yine kapalı. Ve hani bu son zamanlarda bu müzelerin niye kapalı olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama sanırım 8 Mart'tan dolayı Almanya'da da öyleydi. Sanırım Çek Cumhuriyeti'nde de böyle. Bugün 8 Mart ve Dünya Kadınlar Günü'nden dolayı birçok müzede kapalı. Hatta tren garlarında da bununla ilgili kadınların da hatta bir protestosu vardı, kapalıydı. Şimdi dediğim gibi buraya girip termal sularla ilgili bilgileri edinebiliyorsunuz. Ve sadece 50 TL gibi 40 CZK yani yaklaşık 50 TL, 55 TL yakın bir giriş ücreti var. Girip gezmenizi tavsiye ederim. Ben göremedim. Gören varsa sonradan bana anlatsın içeride gördüklerini. Şimdi buradan sonra tekrar merkeze doğru geri döneceğiz. Ve oradaki diğer gördüğüm şeyleri size anlatacağım. Evet.
Evet, gördüğünüz gibi şehirde kalan, buraya gelen pek çok ünlünün heykelini de gezi boyunca görebiliyorsunuz. Bu iğrenç espriyi de yapmak istemezdim ama şimdi Göte geldik arkadaşlar. Göte'nin meşhur heykellerinden bir tanesi de burada. Bakın büstü var burada. Şöyle güzel bir ormanlık ve su kenarında yürürken karşımıza çıktı. Dediğim gibi yürürken bunları bol bol göreceksiniz. Bu gördüğünüz efsane barok yapıda arkadaşlar, opera merkezi gibi bir bina. Yani konserlerin ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı tiyatro binası. Zaten Karlovy'de göreceğiniz en görkemli yapılardan bir tanesi de burası. Şöyle şu otobüs bir geçsin. Hatta şu anda da birkaç gösteri var sanırım. Onların afişleri var. Avrupa'da böyle opera falan izlemek isterseniz web sitelerinden biletleri alabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok ama tek sıkıntı bilet bulabilmek. Çünkü birkaç ay öncesinden biletler tükenebiliyorlar. Gördüğünüz gibi bu güzel eseri de içeri girip güzel bir sanat etkinliğiyle birlikte izleyip gezebilirsiniz. Vallahi bayağı güzel bir binaymış ya. Ve şehirdeki bir diğer müzede arkadaşlar, karşıda gördüğünüz müze, işte az önceki galerideki eserlerin bir kısmı da yine burada sergileniyor. Burada az önce biraz yanlış bilgi vermiş olabilirim. Orası biraz daha modern sanat eserlerin sergilendiği müzeydi ama burası tamamen artık Karlovy'nin geçmişiyle alakalı eserlerin ve termal suların mineralleriyle ilgili hikayelerin ya da işte onların hangi minerallerin olduğunu, onlarla ilgili suların çeşitliliğiyle ilgili bilgilerin olduğu bir müzeyi burayı da gezebiliyorsunuz. İşte buraya girişte yine aynı fiyat 40 CZK yani 50 TL civarında gezebiliyorsunuz. Şu anda yine o güzel sokaklardaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi size şu caddeyi de anlatayım arkadaşlar. Stara cadde demek. Birçok dilde benzer kelimelerle değişiyor sadece. Yani benzer telaffuzlarla değişiyor. Louka, Stara Louka adlarımız bu cadde şehirdeki en önemli cadde. Bütün kafelerin, barların, hediyelik eşya dükkanlarının, otellerin sıralandığı rengarenk evlerin, işte o bahsettiğim Baron, Art Nouveau'nun neoklasik mimarlı evlerin sıralandığı yerler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra buraya bayağı bir güzel bir restorasyondan da geçmiş. Ve diğer yine dediğim gibi müzeler de sıralandığı için zaten yürüyüş yollarınız aşağı yukarı bu yol boyunca oluyor. Bu yolu bitirdikten sonra artık hani Karlovy'nin ana birçok gezilmesi gereken yerlerini de görmüş oluyorsunuz. Şimdi biz bu cadde üzerindeki yolumuzu devam ediyoruz. Şu anda bulunduğum yer Karlovy'nin en geniş alanı arkadaşlar. Burası bir meydan ama bu meydanın asıl olayı hemen arkamda bulunan 124 tane Corinth Stır'ın üzerinde bulunan Milli Kolonade adlı yapı. Burası 1881 yılında inşa edilmiş eski bir spa merkeziymiş. Şu anda da bunun önünde 4 tane farklı su kaynağından yine sıcak sular geliyor. Mesela hemen arkamdaki bu küçük musluklardan 54 derecelik bir su akıyor. Onun dışında yukarıda 6 tane solda, 6 tane sağda olmak üzere 12 tane de heykel var. Böyle çok böyle aman aman böyle Rönesans kokan heykeller değil. Zaten dediğim gibi yapılış tarihi 1881 yılı buranın. Çok güzel görseller çekebileceğiniz gibi böyle sütunlu bir yol var. Şu anda görsellerde zaten görüyorsunuz, videosunda izlediniz. Yani güzel bir alan, geniş bir alan. Etrafında oteller, mekanlar sıralanmış. Buraya da gelip böyle günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Yine sıcak suyunuzu içip keyifli bir zaman geçirebilirsiniz diyorum ve yoluma devam ediyorum. Şu anda şehrin yukarı kısımlarına geldik. Art Nouveau mimarisiyle yapılmış onlarca villanın arasında harika bir eser yüzeye çıkmış arkadaşlar. Bu arkamda gördüğünüz Aziz Petrus ve Pavlus Kilisesi, Rusya'dan zengin iş adamlarının ve hayırseverlerin gönderdiği paralarla yapılan bu kilise 1898 yılında yapılmış. Altın kubbeleri, mavi çatısıyla Moskova'daki bir kiliseden esinlenerek yapılmış. İçeride büyük Çar Petro'nun da devasa bir heykeli de bulunuyor. İçerideki görüntüde gördüğünüz, ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Hatta araçla gelirseniz 15 dakikaya kadar da park edebiliyorsunuz ön tarafında. Ama buranın, bakın bir diğer olayı da şöyle göstereyim. Kamerayı çeviriyorum. Gördüğünüz gibi Karlovy'nin en güzel villalarının olduğu kısımdayız. Sanki böyle masal şatosu gibi birçok şatonun arkasında burası yükselmiş. Gerçekten inanılmaz güzel bir eserle karşı karşıyayız. Buraya da gelmeyi mutlaka ihmal etmeyin.
Arkamda muhteşem bir kale var arkadaşlar. Burası Karlova'ya gelen birçok kişinin gezmeyi ihmal ettiği, gelmediği Loket Kalesi. 12. yüzyılda yapılmış, Bohemia'nın en aşılamaz, en fethedilmesi zor kalelerinden bir tanesi arkadaşlar. 18. ve 20. yüzyılda burası bir hapishane olarak kullanılmış ama sonraki dönemlerde artık müze gibi kullanılarak ziyaretçilere açılmış. Şu anda çok tatlı aynı isimli kasabanın böyle bir tepenin üzerinde duruyor. Hemen de altından da çok güzel bir nehir akıyor arkadaşlar. Bakın Temmuz ayında da burada bir festival oluyor. O festival zamanında gelmesi tavsiye ediliyor. Bakın hatta arka tarafta da yine o festivalin etkinliklerinin yapıldığı bir sahne var. Sahnenin tamamen arkasında da zaten kale duruyor. Gerçekten orta çağ mimarlı kaleleri çok severim ve bu kaleyi de görmek benim için çok böyle güzel bir anı oldu. Çünkü bir de Romanya'daki o meşhur kalelere de benziyor arkadaşlar. Yani Karlovy'ye gelmişken 13 kilometre uzaktaki bu kaleyi de görmeyi ihmal etmeyin diyorum ve Karlovy'deki gezime devam ediyorum. Ve şimdi de size Karlovy'deki Kaspat'taki konaklamamızdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yanımda da canım eski ev arkadaşım. Selamlar. Ölümüne dostum Fatih'leyiz, hala devam ediyoruz gezimize. Şu anda bulunduğumuz bölgenin ise daha önce spa merkezi olduğunu, Avrupa'nın termal merkezlerinden biri olduğunu söylemiştim. Ve özellikle Almanya'dan, Çek Cumhuriyeti'nden, işte Macaristan'dan, komşu ülkelerden buraya ciddi anlamda sağlık turizmi için geliyorlar. Kaspat Madonna'da kaldığımız otel bunlardan bir tanesi. 6. ve 7. katında tamamen spa hizmeti veriliyor. İşte şu anda görüntülerde görüyorsunuz, çok tatlı bir havuzu var. Küçük ama böyle sıcacık suyla, size jacuzzi gibi düşünün. Şu an ses durdurduk hani ses gelmesin diye. Arkada tedavi odaları var, masajlar var ama dediğim gibi öyle tipik bir spa merkezi olarak düşünmeyin. Tamamen sağlığa yönelik işte masajlar, bazı tedaviler yapılıyor burada. Onun dışında çok güzel bir otel. Yani odaları vintage sevenler için inanın çok beğeneceksiniz. Sanki böyle bir anda 1950'lere 60'lara ışınlanıyorsunuz. Onun dışında konumu çok güzel. Hemen zaten Mariana Kilisesi'nin yan tarafında bulunuyor. Kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği hizmeti de var. Gelirseniz bunlardan da faydalanabilirsiniz diyorum. Oteli böyle yeterince anlattım. Görüntülerde gördünüz. Biz burada 2 gün kalacağız. Gayet de artık kafa dinlememiz gerekiyor Berlin'in o koşturmasından sonra. Gezilecek yerlere devam ediyoruz. Hadi keyifli olalım. Fatih. Evet, şimdi akşam yemeğinde otelimizin hemen alt katında bulunan Lukşinovski Jevku adı verilen restoranttayız arkadaşlar. İsmi çok zor ama zaten otelin alt katında görüyorsunuz. Şöyle önden 3 tane aparatif söyledik. Bu American Mac Cheese adı verdikleri patates kızartmasının üstünde güzel böyle peynirle süslenmiş bir olay. Özellikle ben bunu istedim çünkü çok severim böyle peynirle patates kızartmasını olayını. Bu basit bir şey. Hemen sarımsaklı ekmek gibi. Ya da bakın sarımsağı yanında koyuyorlar. Herhalde kendi sürüyorsunuz. Böyle bir şey. Bakın bu şekilde. Çok iyi fikir ya. Sarımsağı iliklerinize kadar hissediyorsunuz şu anda. Bu da Balkan cheese adı veriliyor. Bakın arkadaşlar. Farklı peynirlerle yapılmış bir salata. Çok basit lezzetler. Ana yemekten önce bunlar geldi. Birazdan ana yemekler gelecek. O zaman tekrar görüşürüz. Şu anda ana yemeğim geldi. Biliyorsunuz ki şinitsel denince akla hep böyle bir tavuk eti gelir ama Viyana usulü şinitsel dana etiyle yapılır arkadaşlar. Hazır bu bölgeye gelmişken tamam Avusturya'da değiliz ama Çek Cumhuriyeti'nde de bunu anlatmak istedim. Türkiye'de bazen Avusturya usulü şinitsel diye satıyorlar ama tavuk etiyle satıyorlar. Hatta dondurulmuş satıyorlar. Ama bunlar tamamen el yapımı, kıtırı kendileri yapılır. Bakın biraz yaklaş. Şu sesi almaya çalış. Şu kıtırlığı gördünüz arkadaşlar. Hemen tadına bakıyorum. Ve mükemmel kıvamda. Karlovy gezimin sonuna geliyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir yemekle sonlandırmak istemiştik. Karlovy'yi mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Yaklaşık size böyle maksimum bir gün yetecektir buraya ama günü birlikte gelebilirsiniz tabii ama ben dinlenmemi, kafanızı dinlemenizi size öneriyorum. Benimle kalmaya devam edin. Bir sonraki rotamda Almanya'nın diğer şehirleri olacak. Görüşmek üzere. Bye.